Mutlu akşamlar. TV70 ekranlarından bu Eylül ayının son cuma akşamında bir kez daha herkese merhabalar. Evet, geçtiğimiz haftalarda farklı konu ve konuklarla sizlere misafir olmuştuk. Bu hafta da yine hakikaten farklılık arz eden bir konu ile sizlerin ekranlarına misafir olacağız. Evet ve aynı zamanda diğer haftalarda olduğu gibi yine size Kahraman'a özgü bir konu ile ilgili soru soracağım. Ve bunun karşılığında bize mesaj yoluyla cevap yazan kardeşlerimize bugün yine Coşar Bebe'den ve Danış Kitap Evi'nden birer tane hediye çeki takdim edeceğiz. Evet, bugün iki tane değerli konuğum olacak bu konu ile ilgili. Birincisi öğretim üyesi, İslam hukuku profesörü, Profesör Doktor Orhan Çeker hocam ile hasbihal edeceğiz. Ve sonrasında Milat Gazetesi yazarı Ufuk Coşkun Bey ile bu konuyu hep beraber mütalaa edeceğiz. Evet, şimdi tabii bu konformizm kavramı her ne kadar literatürde var olan ve çoğu zaman birçok yerde zikredilen bir kavram olsa da belki birçoğumuzun kulak aşinalığının olmadığı, belki de hiç duymadığımız, okumadığımız, ilk defa bugün terennüm edeceğimiz, karşılaşacağımız ve hakikaten gerçekten ben böyle bir şeyin varlığını bilmiyordum ya da biliyordum ama bu denli insanlar üzerinde sirayet ettiği hususunda herhangi bir fikrim, beyanım yoktu diyebileceğinizi ümit ediyorum. Evet, şimdi sizlere bu kavramla alakalı geniş kapsamlı konuşmaya başlamazdan evvel internette dolaşırken yüksek öğretim bünyesinde bu okutulan müfredat içerisinde bu kavramın izahının yapıldığı bir video ile karşılaştım. İsterseniz bu video ile yayınımıza başlayalım ve sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Konformizm, çevresinde kabul görmüş hakim görüş ve davranış biçimine uyan kişilerin yaşam anlayışıdır bu. Belirli ilkelere göre hayatını düzenleyerek çevre koşullarını söz konusu ilkeler doğrultusunda değiştirmek yerine çevre koşullarına uyum sağlayarak hayatını sürdürme tavrı olarak da açıklanabilir. Aşırı uysallık, uyumculuk ya da uygitsincilik kavramlarıyla da karşılanabilmektedir. Kabul edilen standartlara uygun davranışları bize aslında ifade eder konformizm. Bazı konformist bireyler karar verici makam ve mevkilerden yükselme arzularından, hırslardan, ihtiraslardan uzak yaşamayı tercih ederler. Kurum veya toplum kurallarına muhalefet etmeden kabullenici bir tavır takınır bu tür kişiler. Sıklıkla yanlış anlaşıldığı bir şekli var, onu açıklayayım isterseniz. Keyfine, konforuna düşkün, konforlu bir hayatı seven kişilerin davranış biçiminin şimdi açıklamış olduğumuz konformizm kavramı ile ilgisi yoktur. Evet, videoda da izlediğiniz gibi konformizm kavramı kesinlikle bu kelimenin ilk tarafında yer alan konfor ile her ne kadar alakalı olsa bile bizim düşündüğümüz manada hakikaten konforuna düşkün, keyfine düşkün, ehli keyif, rahatına düşkün, lüks peşinde ve bu yönde maddi manevi birçok değeri kullanarak kendi hayatını daha rahat idame ettirmeye çalışma zihniyeti kesinlikle değil. Konformizm çok farklı bir şey. Şimdi belki daha önce kulağınıza şöyle bir kavram gelmiş olabilir. Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki özellikle Abdülhamid'in son zamanlarında kahti rical diye bir kavram insanlar tarafından çokça zikredilir olmuş. Şöyle ki devletin üst yönetimine getirilecek olan kabiliyetli insanların sayısı az olunca zorunlu olarak padişah ya da sadrazam ya da diğer üst rütbeli kişilerin bari elimizde o yoksa şununla yetinelim diyerekten devletin ciddi manadaki kademelerine o konuda, o makamda, o mevkide gerçekten olmaması gereken ama zorunlu olarak orada görevde bulunan insanlar için kullanılan bir kavram, kahti rical kavramı. Bunu neden söyledim? Bunu şundan söyledim. Şimdi takdir edersiniz ki çoğumuz şundan şikayet ederiz. İşte falan mevkideki, falan makamdaki, falan rütbedeki ya da filan yerdeki A şahsı ya da B şahsı gibi isim zikretmeden
onlarla ilgili onlardan razı olmadığınızı, onların çalışma prensiplerini, uyguladıkları politikayı beğenmediğinizi, aslında oraya daha böyle kabiliyetli, daha ehil bir insanın olması gerektiği yönünde kendi aramızda konuşmalar yaparız. Evet, işte ondan sonra karşımıza şöyle bir manzara çıkar. Siz ne zaman ki o rahatsız oldum ve orada daha ehil insanlar olmalı dediğiniz makamlara, mevkilere ya da kurumların herhangi bir noktasına göreve geldiğinizde zamanla şunu demeye başlarsınız. Evet, ben daha önce şu konuda şunun olmaması gerektiğini söylüyor idim. Ama gördüm ki ben buradaki amirime, buradaki yöneticime, buradaki işte falan kişiye bu konuda bir uyarıda bulunur isem benim maaşımla ilgili, benim geleceğimle ilgili, tatilim ile ilgili ya da çocuğumun okulu ile ilgili ya da işte bulunduğumuz binadaki herhangi bir yönetimle ya da başka bir konu ile ilgili sıkıntı yaşayabilirim. En iyisi mi bunu burada bırakıp, tabii her ne kadar bunu sözlü olarak zikretmesek bile biz bunu bu şekilde yaşar hale geliyoruz. Ve diyoruz ki ben bunlar gibi buradaki yaşam tarzını benimseyerek etliye sütlüye karışmadan olduğum gibi devam etmek zorundayım diyoruz. İşte konformizm denen hastalık, sosyopsikolojik olan hastalık böyle bir şey. Yani sizin daha önce tasvip etmediğiniz ama onunla yüzleştiğiniz zaman oradaki duruma göre hareket etmeniz, şartlara uymanız, diğer bir tabirle hani derler ya nabza göre şerbet verdiğiniz ya da bir diğer ifade ile hani derler ya saçına göre tarak vurmak. İşte bu ve benzeri hasletleri, davranışları karakter haline, huy haline getirdiğiniz zaman süreci sizin de bir konformist bir insan olduğunuz anlamına gelir. Şimdi şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki bu kavram kesinlikle içerisinde bulunduğumuz ülkede işte %99'unun Müslüman olduğu ve Müslümanların sorunu olan bir sorun değil. Bu insanlığın varlığından beri var olan bir sorun. Yani ne zamanki insanlar ciddi manada kendilerini imtihan edecek, kendilerini zorlayacak, kendilerini sınayacak bir makama, bir mevkiye, bir yere, bir rütbeye geldiklerinde iki tane yol yürümek zorunda kalırlar. Ya onların, orada bulunan insanların teamül dediği, kendilerinden ortaya çıkan ve zamanla kendilerine bir hayat biçtikleri bu yolu onlarla beraber yürüyecektir. Ya da nadir de olsa insanın fıtratında var olan hakka, hakikate, güzelliğe, adalete doğru isyan edecektir, baş kaldıracaktır ve diyecektir ki ben burada bu tarz bir yönetimin, bu tarz bir anlayışın doğru olmadığını düşünüyorum diyebilmektir ikinci yol. Ki bunu söyleyebilmek hakikaten büyük bir erdem, büyük bir karakter, büyük bir inanç sahibi olmayı gerektirir ki toplumumuzda böyle insanlar ne yazık ki çok azınlıkta. Çok azınlıkta diyorum çünkü konformist olan insanlar ciddi manada sayısal olarak toplumda hükümran olmuş kişiler. Evet şimdi ben daha önce üniversite yıllarında tabii şu an rahmetli oldu. Farklı partilerde milletvekilliği yapmış olan Kamuran İnan, belki bunu benim yaşımda olan ve yaşımdan daha büyük olan insanlar bunu kanıksayabilirler veya evet şöyle bir insan vardı diye bunu hemen hatırlayabilirler. Şimdi resmini ekranlara getireceğiz. Ben üniversitedeyken Ankara'da okuduğum bir sırada kendisinin bir söyleşisine katıldığımda şöyle bir şey zikretmişti bundan 20 yıl evvel. Bunu ben sizinle paylaşmak istiyorum. Bu konu ile özdeşleşen bir soru ve sorun, özür diliyorum. Şimdi Kamuran İnan şöyle dedi. Tabii birkaç üst üste milletvekilliği yaptığı için meclise ilk girdiğinde şöyle düşünmüş. Ben bu meclise girdikten sonra dünyayı değiştirebileceğime inanıyorum. Çünkü burası bir meclis, ciddi kararlar alınacak ve alacağımız kararlarla ben arkadaşlarımı da etkileyeceğim ve dünyayı bir şekilde yönlendiren insanlardan biri olacağım diyor.
Ama aradan zaman geçince bunun çok da kolay olmadığını söylüyor ve daha sonra diyor ki dünyayı boş verdim. Bari Türkiye'yi yönlendirecek bir şeyler yapsam diye içinden geçiriyor. Ve daha sonra da bunun da zor olacağı kanaatine vardıktan sonra diyor ki Türkiye'yi de boş verelim de diyor. Ankara ile alakalı ben bazı adımlar atsam, Ankara'da bazı şeylere çeki düzen versem kendi adıma ya da arkadaşlarımla birlikte. Böyle bir kendince hayal kuruyor. Evet, her ne kadar bu muhayyilesini zamanla böyle şeyler rahatsız ediyor olsa da ve zamanla diyor ki ya bu iş diyor hakikaten o kadar göründüğü gibi değil. Ankara'dan da vazgeçtim. Bari mecliste nahoş gördüğüm, hoşuma gitmeyen bazı şeyleri değiştirsem o bile bana yeter şeklinde bir düşünce ortaya koyuyor kendince. Ama o da hakikaten zor oluyor ve şunu söylüyor kendi kendine. Meclisin bahçesine çıkıyor ve diyor ki, oğlum Kamuran, bırak diyor dünyayı, Türkiye'yi, Ankara'yı, meclisi. Sen diyor, buradaki daha önce hoş görmediğin şeylere uyma. Bari sen kendini koru. Eğer bunu becerebilirsen senin için en büyük kazançtır diyor. Bunu neden söyledim? Bunu şundan dolayı söyledim. Yani hakikaten kültürlü, seviyeli, ahlaki ve karakter yönünden belli bir seviyeye gelmiş, olgunlaşmış bir insanın hayal dünyasının nereden nereye gelebildiğini. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İşte bu konformizm hastalığı öyle bir hastalık ki bu sadece dünyanın, Türkiye'nin değil, yaşadığımız şehirde, Karaman'da, kendi okulumuzda, kendi kurumumuzda, bulunduğumuz mahallede, bulunduğumuz apartmanda, bulunduğumuz herhangi bir mevkide, nereye giderseniz gidin, inanın hepimizin rahatsız olduğu ama gerçek olan zaman içerisinde hepimizin kanıksadığı, benimsediği ve maalesef oradaki ortama uymak zorunda kaldığı bir hastalık. Evet, şimdi ben birkaç tane daha görsel göstererek daha sonra sizinle Profesör Doktor Orhan Çeker hocamı telefon vesilesiyle karşılaştırmak istiyorum. Evet, şimdi bir resim var. Orada hayvanlarla ilgili bir resim. Evet, burada tabii ilk baktığınızda hiçbir şeye benzemiyor gibi ama tabii burada flamingo adı verilen hayvanların duruş pozisyonu var. Bunlar genel itibariyle biliyorsunuz ki sanki bir ayağı kopmuş gibi tek ayağı üzerinde dururlar. Bu her ne kadar yaratılış itibariyle böyle olsa da bize normal gelir. Ve şunu söyleriz, deriz ki netice itibariyle bunlar hayvandır. İçgüdüleriyle hareket ederler ve birinin yaptığını diğerinin yapması çok da normaldir der geçeriz. Evet, yine bir başka görüntü var. Orada da yine bir kamufle olmuş olan bir canlı resmi var. Şimdi burada tabii ne olduğunu sizler hemen farkına varmışsınızdır. Ki bu tabiat dediğimiz çevremizde birçok hayvana özgü davranıştır ki bu onlara verilmiş olan bir yeti ya da yetenektir. Ama yine de onlar da bunu içgüdüleriyle yaparlar, akıllarıyla değil. Evet, yine bir başka görüntü daha göstermek istiyorum. O da yine bir başka hayvan sürüsü ile alakalı bir görsel. Hakikaten baktığınızda hemen şunu söyleyeceksiniz. Evet, burada bir penguen sürüsü var. Kutuplardan bir görsel var ve bu penguenler yine diğer hayvanlar gibi hepsi birinin yaptığını diğerleri takip ederek, kopyalayarak, ona özenerek onun aynısını yapar. Hepsi neredeyse aynı şeyi yaparlar. Daha doğrusu artık hepsi aynı gibidirler. Evet, çünkü onlar hayvandır ve dolayısıyla akılları ile, akli melekeleriyle, zekalarıyla değil, kendi içgüdüsel tavırlarıyla bunu sergilerler. Şimdi bir de bunların üzerine basit bir karikatür göstermek istiyorum. Ve sonrasında diğer resimleri de size paylaşmak istiyorum. Evet, bu bizim çoğu zaman karşılaştığımız, belki de bizim de bizzat içerisinde olmak durumunda kaldığımız bir karikatür. Yani hani derler ya, güneş ayağı sıkar, çarığı sıkar, özür diliyorum. Çarıkta ayağı diye bir tabir var bizim Anadolu'da. Yani eğer ki bir insan üstten başlayarak alta doğru insanları gerçekten
rahatsız edecek şekilde bir yönetime sahip olmuş ise bu en alttaki insana doğru sirayet eder. Ve o insanlar o silsilede eğer ki bir tanesi dahi çıkıp da burada bir hata var arkadaş, burada bir yanlışlık var, bu yaptığınız doğru değil demediği sürece bu süreç, bu konformizm denen kim ne yapıyorsa ben de ona uyarım arkadaş şeklindeki bir yaşam tarzı ne yazık ki sosyopsikolojik bir hastalığımızın var olduğuna kanıttır. Evet, şimdi bir başka resim daha göstermek istiyorum size. Evet, artık biraz önce içgüdüsel olan davranan hayvanlar dünyasından, şimdi biraz da bizi anlatan insanların dünyasından birkaç resim göstermek istiyorum. Şimdi bakın, bu resimde gördüğünüz şey, insanların hepsi belli bir yönde, belli bir tarzda, belli bir kıyafet ve belli bir eşya ile, yani şemsiyeyi almış bir vaziyette, aynı büyüklükte adımlarla belli bir yöne doğru ilerlemekteler. Ama oradan bir tane insan tersi bir hareket yapıyor ve diyor ki ben farklıyım, ben konformist olmak istemiyorum. Yani sizin hepinizin bu yönde gidiyor olmanız sizin yaptığınızın kesinlikle doğru olduğu anlamına gelmeyebilir. İşte bu toplumumuzda nadir görülen bir hadise. İşte bu gerçekten hakikaten karakterli olmayı, çok ciddi manada inanç sahibi olmayı gerektiren bir davranış. Evet, bir resim daha var ki o da yine diğerlerine benzeyen. Şimdi yakın zamanda şöyle bir haber ile karşılaşmışsınızdır. İşte bu resimde üç farklı renkte görünüyorsa da aslında o aynı elbise. Yani renk değiştiren elbiseler geliyor şeklinde haberler ile karşılaşmıştık. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İnsanların maalesef günümüzde basit bir çıkardan dolayı hani tavrını, konuşmasını, duruşunu değiştirdiği bir ortamda eğer ki bir de elbiselerimiz değişirse, elbiselerimiz renkler renge girerse inanın konformizmin ne hale geleceğini düşünmek bile istemiyorum. Evet, şimdi yine bir görselimiz daha var. Orada yine insanların farklı ekranlarla farklı şekillerde onları yönlendiren durumları izah eden bir resim. Şöyle ki oraya bakarsanız orada insanlar işte makam için, mevki için, para için, kariyer için, elbise için, şaşa için veya birçok şey için maalesef kendilerini heba edebiliyorlar. Evet, yine bir başka görselimiz daha var. O görselimizi de sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, burada genel itibariyle hepimizin belki doğru kabul ettiği, belki de kanıksadığı, içimize sindirmediğimiz ama neyse olsun bakalım deyip de kabul edip o yaşam tarzını hep beraber sürdürdüğümüz bir resim. Ama oradan bir tanesi diyor ki, belki de diyor sizin bakış şekliniz, bakış açınız, dünya görüşünüz veya düşünce yapınız doğru değil. Bir de şu tarafa bakarsak belki doğru olan oradadır şeklinde farklı bir yöne bakan, bir resmi anlatan bir kare var. Evet, bir resim daha var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. O da evet şu an bir okul ortamı diyelim. Her ne kadar ülkemizde buna benzer sistematik yaşam tarzları, öğretim biçimleri veyahut da bazı öğretmenlerin anlayış tarzı veya geçmişten kaynaklanan eski eğitim tarzı veya yeni eğitim tarzı olsa bile kendini geliştirememiş insanların zorda kaldığı zamanlarda işte ben ne dersem o, asıl benim dediğim doğru, bunun dışına çıkmak kesinlikle uygun değil gibi bir yaşam felsefesiyle çocuklarımıza bir düşünce biçmek. Yani 2 kere 2 4 eder mutlaka ama bunun aslında farklı zamanlarda 4 etmediğini, neden etmediğini de anlatmamız gerekiyor. Bunu söyleyen bir çocuk olursa da kesinlikle itiraz etmek yerine öyle bir çocuğu desteklemek gerekiyor ki zaman içerisinde bizim hani biraz önce bahsettiğim şartlara, zamana ve zemine mecbur kalıp veya işte basit bir çıkarından dolayı uymak zorunda kalan insanların sayısı bence azalacaktır diye düşünüyorum. Evet, şimdi son olarak şunu söyleyeceğim
Ve daha sonra yayınımıza katılan dostlarımızın isimlerini zikrederek ve Orhan hocamızla da telefon görüşmesini gerçekleştireceğiz. Evet kıymetli dostlar, bu konformizm denen sosyopsikolojik rahatsızlık, evet maalesef ki çoğumuzun içerisinde yer aldığı ve hangi görüşten olursak olalım, ne yazık ki farklı uç görüşlerde olsak bile, farklı yaşam tarzlarında, farklı yaşlarda ve farklı ekonomik gelirlerde olsak bile bir sonraki levelde, bir sonraki basamakta bir zorlukla karşılaştığımızda maalesef benimseyip oraya uyum sağlamak zorunda kaldığımızı gösteriyor. Evet şimdi müsaadenizle ben yayınımıza katılan dostlarımız var ise onların isimlerini zikretmek istiyorum. Evet Yunus Aydın, Yasemin Şener Gümüş, Mehmet Kiremitçi bu yayını izliyor ve Mustafa Yapıcı hocam iyi akşamlar demiş. Evet Süleyman Atik Bey hayırlı yayınlar hocam tebrik ediyorum demiş. Evet Ahmet Özel hayırlı yayınlar. Cihat Pınarcı eyvallah hocam ilgiyle izliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Fikret Yıldız başta merhaba demiş. Ömer Volkan Yaz merhaba demiş. Evet birazdan yayınımıza katılan bütün izleyenlerimize bir soru tevcih edeceğim. Ve bunu doğru cevaplandıran izleyenlerimiz arasında bir çekiliş neticesinde iki tane farklı katılanımıza ödül vereceğiz. Onu da buradan ifade edeyim. Evet şimdi önce öğretim üyesi İslam Hukuku Profesörü Orhan Çeker hocamızla bir telefon görüşmesi gerçekleştirip konformizm konusunu evet beraber ele almaya çalışacağız. Evet ben bir kez daha deneyeyim. Eğer ki ulaşamazsak diğer misafirimizle biz hasbihal edelim. Sonrasında Orhan hocamızla eğer bağlantı kurabilirsek kaldığımız yerden devam edelim diye düşünüyorum. Evet bir kez daha arıyorum kendilerini. Evet Orhan hocamız muhtemelen müsait değiller. Biz diğer misafirimiz de hasbihal edelim. Sonrasında eğer Orhan hocamızla irtibata geçebilirsek kendisiyle bu konuyu mütalaa etmiş olalım. Evet şimdi Ufuk Coşkun Bey, Milat Gazetesi yazarı kendisiyle irtibata geçmeye çalışalım. Alo. Ufuk hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Merhabalar hocam. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sağ olun. Kıymetli hocam, Karaman'dan, TV70'ten sizinle konformizm konusunu konuşmak üzere sizi canlı yayına aldım. Müsaadenizle ben bu konuyla alakalı şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi takdir edersiniz ki hepimiz yaşadığımız gün içerisinde sabah vakti evimizden çıktığımızda çevremizde şöyle insanlarla karşılaşırız. İşte insanların hepsi bir yerlere doğru koşturuyordur. Hepsi şık giyinimlidir. Hepsinin bir işte mevkisi, makamı, bir kariyeri, bir ismi, bir tarzı, üslubu vardır. Herkes kendince kendinin doğru, dürüst olduğunu, birçok şeye layık olduğunu düşünür. Böyle bir hayat devam eder gider. Ama perde arkasında hepimizin gizlediği şöyle bir şey vardır. Aslında çoğumuz bazı konularda ahlaki noktalarda bazı şeylere dikkat etmeyiz. Bazen basit bir mevkiye gelebilmek için, basit bir makam elde edebilmek için, bir rütbe, bir yer, hani bir beka endişesiyle doğru bildiğimiz yolu gitmek yerine bazen hani derler ya yeşil yalanlar söylemek gibi doğru bir şey değil bu ama bu tarz bir hani bulunduğumuz kabın şeklini almak diyeyim. Bu hakikaten birçoğumuzda üzülerek söyleyeyim az da olsa çok da olsa var olan bir haslet ya da hastalık. Sizce bu nedir? Biz neyi yanlış yapıyoruz hocam? Nerede yanlış yapıyoruz?
Ve bunun bir çözümü var mıdır? Varsa bile ne olabilir? Evet. Öncelikle çok teşekkür ederim. Hem konunun seçimi hem de nazik davetleriniz için. Az önce bahsettiğiniz ve sual ettiğiniz mevzu o kadar önemli ki, yani bugün hayatın tam merkezinde yer alan ve hepimizi doğrudan etkileyen ve insanları biraz da kendine yabancılaştıran o vahim sürece doğru iten çok ama çok önemli bir mevzu bu. Ve biz bunu konuşmuyoruz. Yani Evet. bu günlük hayatın bilginin bu denli hızlı attığı haberlerin, magazinin, bilmem sosyal medya trendlerinin, teknolojinin vesaire vesaire arasında sıkıştırılmış ve insanı sürekli kendi içine doğru hapseden bu uhrevi diyeyim yani bunalımı biz artık konuşmuyoruz. Çünkü bunu konuşturmuyorlar. Çünkü şu anda bir tuhaf bir şekilde bir konformizm Evet hocam. hastalığına bulaşmış bir insan topluluğuyla karşı karşıyayız. Yani bugün bu meselenin sosyolojik boyutu elbette var. Belki birazdan bunu konuşacağız. Evet. Bu mevzunun ahlaki bir boyutu da var. Bunu da konuşacağız. Yani bugün hemen söyleyeyim ipucu olması açısından hani özellikle dindar muhafazakar kesimin dava dava diyerek yola çıkarken bir bakıyorsunuz işte kendini herhangi makam odasında buluvermiş. Yani bu insan dava diyerek yola çıkarken kendini neden bir makam odasında bir koltuğun üstünde buluveriyor? Değil mi? Yani bunu Evet, sorgulamamız lazım. evet, evet. O da o dava derken yani aslında bir makam bir mevki mi? Yani ajandasında bir şey mi saklıyor? Ve bunu hangi sahiplerle yapıyor? Hangi duyguyla yapıyor? Ve ne amaçla? Neden? Bu neden sorusunu sormadan biz şu anda yaşanan bu sefaleti ki konformizm aslında bir yozlaşma, bir sefalet anlamına gelir. Yani Evet. bugün o koltuklarında rahat rahat oturan insanlar, hani konfor sahibi insanlar olarak da ele alınmak lazım. Şimdi aklıma geldi. Bir ara Güner Civeoğlu adlı bir yazarla bir röportaj yapılmıştı. Şöyle diyor, onun bir köpeği vardır, affedersiniz, Lola ismi. Şimdi Evet. soruyor ya köpeği için köpeğinden bahsederken şöyle bir cümle kurmuştu. Hani hatırlayabildiğim kadarıyla söyleyeyim size. Hani Lola yatağını bilir. Kendisinin sepet içinde bir yatağı vardır onun. Yani Evet. sizin yatağa gelir ama konformisttir. Uykusu gelince kendi yatağına gider şeklinde bir cümle kurmuştu. Aslında Evet. konformizm bunun da dışında farklı bir manaya geliyor. Çünkü Fransızca, Fransa'dan ithal edilen bir kavram ve Aha, evet hayatımızın hocam. ortasında olan bir kavramdır. İşte bizim Türkçe'ye de böyle konforu seven şeklinde girmiştir. Tamam, bir yönüyle budur ama tam anlamıyla bu değildir. Şimdi konformizm tamamen konfora düşkün, rahatına düşkün, işte Güner Civeoğlu'nun köpeği gibi değil de, evet öyle olanları da var, biraz da sorgulamadan itaat eden, boyun eğen ve var olan algılara kolaylıkla gelebilen ve bu algı bu süreçte de ahlaki tavizler veren, kendi benliğinden tavizler veren insan anlamında Evet. kullansak belki daha sağlıklı bir netice elde edebileceğiz. Ben mesele biraz da bu yönden bakıyorum. Şimdi az evvel siz de ifade ettiniz. Yani ne oluyor bu insanlara da? Yani şöyle bir zamanda ne eksikliği yaşıyor bu insanlar ve kendilerini bir konformizmin içerisinde buluyorlar. Bu çok önemli bir sual bana göre. Ben Evet. bunun nedenleri üzerine siz de takip ediyorsunuzdur. Kafa yoran bir yazarım. Yani Evet hocam. şimdi günlük dilde bizim medya dili artık maalesef biraz dedikodu diline döndü. Hani Kemal Kılıçdaroğlu bugün ne söyledi, nerede bir gaf yaptı da rakibi ona nasıl bir cevap verdi şeklinde bir bocalamanın içerisindeyiz. Fakat asıl sefalet tam da sosyolojik olarak bugün tam da geldiğimiz noktada toplumun artık gittikçe böyle alt katmanlarına doğru ilerleyen, yayılan bir hastalığın
ortam içerisindeyiz. Bu kapağı kaldırmadan biz bir çözüm elde edemeyiz. Şimdi az evvel verdiğim örnek çok vahim ve Türkiye yakın tarih açısından ibretlik bir vakadır bana göre. Evet. Bilirsiniz, şimdi biraz isterseniz 28 Şubat'a doğru gidelim. Olur 28 hocam, Şubat, 28 Şubat'ta muhafazakar dindar kesimde bir heyecan vardı. Sevgili Adem. Evet. Bilir, sen de o dönemi tabii, yaşamışsındır. Evet. Üniversite öğrencisiydim yani, hocam. Tabii yani üniversitede yasaklar, İmam Hatip'teki okullardaki dindar Anadolu'nun fakir evlatlarının okuduğu o okullara yapılan o dayatmalar, algılar vesaire. Burada bizim bir sahici anlamda içten gelen bir tepkiyle ciddi bir şey tavırımız vardı. Ve bunu biz gerçekten bir heyecan duyarak ve bunu bir o tırnak içerisinde şimdi onu nasıl evrildiğini de anlatacağım. Çünkü bir dava şeyimiz vardı kafamızda. Hı hı. Bu duyguyla 28 Şubat'ta ben dindar muhafazakar kesimi sosyolojik olarak da ahlaki olarak da vicdani olarak da çok samimi bir tepki ortaya koyduğunu ve mücadele ettiğine inananlardanım. Öyle olmasaydı zaten bugün bu noktaya gelemezlerdi. Tabii ki. Şimdi bu heyecan ne oldu da ki 28 Şubat'tan daha önceki dönemler de var. Hani mevzu uzatmamak için söylüyorum. Çünkü bu ülkede İttihat Terakki zihniyeti son 100 yıldır bu ülkenin kılcal damarlarına kadar nüfuz etmiş. Onların tarihine, bu ülkenin, bu toprakların tarihine, kültürüne, ilim irfan birikimine ve yerle kurduğu mensubiyet duygusuna ciddi bir operasyon düzenledi, biliyoruz. Bunu bizim tarafa yaptı. Yani bu ülke dindar insanların yaptı. Elbette farklı ırkta, dilde, mezhepte olan insanlara da benzer operasyonlar yapıldı ama bunu daha fazla bu ülkede Müslüman kesim hissetti. Ezanı yasakladılar mesela. Bir dil devrimi yaptılar vesaire vesaire. Şimdi bütün bunları kendi içinde içselleştiren ve buna dönük bir mücadele tırnak içerisinde, bu çok önemli, samimi anlamda bir mücadele yürütme azmiyle donanan insanlar buna karşı bir mukavemet örneği gösterdiler ve bir bağımsız, bir istiklal mücadelesi başlattılar. Eyvallah. Şimdi olayın bir resim burada tablo bu şekilde kalsın. Ve ondan sonra biz iktidar olduk. Ve iktidar şöyle bir şey. İktidar olduğunda hemen aklınıza güç gelir. Yani iktidarla birlikte bir nüfuz elde edersin. Ve bu aslında ahlaki yetilerini kaybetmeyen, sağlıklı düşünen ve gerçekten samimi duygularla mücadele etmek isteyen insanlar için bu bir avantajdır. Dersiniz evet, ki hocam. Ben vaktiyle bunu elimde bulundurmuyordum. Başka bizde hakir gören, bizi tepeden bakan bir irade vardı. Biz ona karşı mücadele ediyorduk. Ama şimdi roller değişti ve biz milletin de teveccühüyle böyle bir yola girdik ve biz iktidar elde ettik. Şimdi burada ahlaklı insan şunu düşünür. Evet, tam da şimdi benim için bu bir avantajdır ve ben iktidar olduğum bu dönemde mücadelemi daha fazla katlayarak götürmem gerekir. Şimdi genelleme yapmadan konuşalım. Evet bir hocam. Kesim, bir kesim böyle baktı mevzuya. Yani bu şekilde yürüdü ve o kesim hala taviz vermeden yürüyor. Ama büyük bir kesim, kâri ekseriyeti diyelim. Evet. İktidarı ele geçirince bir takım tavizler vermeye başladı. İşte konformizm tam da burada devreye girdi. Yani şimdi o artık geçmişte, daha 28 Şubat'ta, aradan daha 5-10 yıl geçmiş olmasına rağmen gerçekten sokakta bir heyecan yaşayan insan birden iktidarın kendine sunduğu nimetleri evet hocam, bir avantaj olarak, mücadelesi uğruna, davası uğruna bir avantaj olarak kullanması gerekirken tam tersi. Baktı ki ya bu ilginç bir durum. Yani burada efendim para var. Burada biraz şöhret var. Burada biraz güç var. Burada biraz buradan biraz da ben yiyeyim
ya da ben bu işin kaymağından biraz da ben ne malamayım varsa burada bir şey. Hem, evet. Çünkü bunu ben hak ettim. Bakın bu ifade bizim şu anda bahsettiğim kesim için çok vahim, ibretlik bir hadisedir. Ben Maalesef. bunu hak ettim cümlesi. Yani çünkü buradan yol bularak ne hak etti mesela? Hani 28 Şubat'ta geçmişte ezilmiş olmanın, dışlanmış olmanın, yok sayılmış olmanın verdiği bir şey üzerinden yola çıkarak ben bunu hak ettim şeklinde kendince bir kafa konforu kurdu içinde. Ve bu duyguları yani ahlaki anlamda da tavizler vermeye başladı. Şimdi burada son zamanlarda kamuoyunda dikkatini çeken hani bir liyakat problemi söz konusu. Evet. İşte efendim şurada bir makam mevki elde etme yarışı. Veyahut da medya alanında bilirsin içindesin sen de bir köşe kapma, bir program kapma vesaire gibi yani böyle taklalar atma ya da bunu da şey kullanarak efendim davayı bir zırh olarak ya da bir çıkar aracı olarak kullanarak veyahut da farklı kavramları yani geçmişte samimi bir şekilde dillendirdiği, işselleştirdiği ve uğruna mücadele ettiği kavramları bu sefer de tam tersi kendi ikbali çıkarı ve konforu için kullanma yolunu tercih etti. Evet. Yani bu çok enteresan bir evrilme. Ve biz burayı çok iyi analiz etmemiz lazım. Çünkü bu gittikçe yayılıyor ve toplumu yani bu özellikle bu kesimi uçurumun kenarına doğru itiyor. Bundan sonrasının artık telafisi yok. Çok ciddi bir sefalet, çok ciddi bir yozlaşma yaşanmakta. Tabii dünyada küresel sistemin de estirdiği bir takım rüzgarlar, bir takım sosyolojik algı oyunları var. Bunun da hemen bu algı operasyonlarına, algı oyunlarına yenilen zayıf, dirençli bir bünye oluştu bu şekliyle. Şimdi evet. İnsanlar artık şunu düşünüyorlar. Topluma çıktıklarında, huzura çıktıklarında efendim biz istiklal mücadelesi veriyoruz veyahut da sakın bu ifade yanlış anlaşılmasın ve asla genellemiyorum. Samimi, vicdanlı ve dürüst, namuslu insanları tabii ki ayırıyoruz. Onlar ayrı. Şimdi genel anlamda bir virüsten, bir hastalık gibi her geçen gün yayılan bir hastalık konuşuyoruz açıkçası bugün. Burada insanlar gittikçe sefalete doğru sürükleyen bu vahim konformizm hastalığı bir duygu bozukluğuna, bir bilinç bulanıklığına da yol açıyor. Yani burada kafaların tamamen karıştığı ve kendi rahatına olan düşkünlüğün verdiği rehavetle artık kendini bir mücadele etmiş bir nefer gibi takdir etmesine rağmen arka planda ifade ettiğin gibi gözü, niyeti, duygusu, düşüncesi küçük de olsa, büyük de olsa fark etmiyor artık. Bir makam, evet. Biraz yükselme, biraz da şan şeref, biraz böyle para ve o ortamı da asla bozulmaması için de kendi içinde verdiği bir mücadele. Ben bunu ahlaksız bir mücadele biçimi olarak görüyorum, takdim ediyorum zaten. Yani burada temel hedef sahip olduğu bu konforun artık elden çıkmaması. Yani bunun asla bu kurduğu düzeni kimsenin bozmasını da müsaade etmeyecek bir psikolojik duruma evet. Kendini büründürüyor. Tabii hocam böyle olunca da sizlere, bizlere yani biraz daha hani nasıl diyeyim sağlıklı düşünebilen ya da en azından çok fazla manevi yaşantı tarzı itibariyle örselenmemiş, biraz daha olaylara sağlıklı bakabilen insanlara biraz daha fazla görev düşüyor, biraz daha fazla onların sesinin çıkması gerekiyor, değil mi hocam? Kesinlikle. Ya zaten bu ortamı tesis edenler, inşa edenler şunu istemezler. Bütün eleştiri kanallarını tıkarlar. Artık orada onlar dokunulmaz bir konuma
yürümüşlerdir ve onlar dokunamazsın. Çünkü gücü elde ettikçe daha fazla güç ister. Evet. Bu konformizm hastalığına yakalanan, bu menfaatçilik. Çünkü artık her geçen gün o yükseldikçe ahlaki seviyesi alçalmaktadır. Şimdi bu ahlaki seviyenin, ahlakın, fıtratın veyahut da şuurun, tarihi ve kültürel şuurun, dini şuurunda azaldığı, menfaatlerin ve seküler duyguların yükselişe geçtiği insanlarda enteresan bir şekilde eleştiriye kapalı bir durum söz konusu olur. İşte bunları da eleştiremezsin. Evet. Fakat buna rağmen bizim gibi vicdanlı insanlar, ki sayıları çok az da olsa varlar, Allah sayılarını arttırsın onların. Sizin gibi Amin. İnsanlar bu mevzuları gündeme getirmeniz bile gerçekten hem bir cesaret hem de bir ahlaki bir sorumluluk. Eyvallah yani hocam. Bu anlamda çok kıymetli bir iş yapıyorsun. İnşallah. Yani bizler de buna rağmen, çünkü Sokrat'ta demişler, hani neden artık öleceğini bile bile bir türlü vazgeçmiyorsun. Çünkü çok tehditler alıyor o dönem. Yani öğrencilerin aklını karıştırmakla, onları işte onların rahatını bozmakla itham ediliyor. Çünkü o zamanda da vardı. Yani Sokrat döneminde de Atina'da zenginler, konfor sahibi insanlar vardı. Gençlerin, yani onlara itaat etmesi beklenen gençlerin aklının karışması istemiyorlar. İtaatkar insan ister çünkü onlar. Evet. Konforların bozulmaması için öyle bir kitle, uyanmamış bir kitle olması lazım. Her türlü numarayı yemesi lazım yani. Ne dersen yutacaksın. Hı hı. Böyle de isterler. Yani o dava derken, bir makam mevki elde ederken o süreci eleştirdiğinde, deşifre ettiğinde yani bu istenmez. Tamam mı? Onun gerçekten her yükselişinde, her takla atışını sen onu takdirle karşılamanı bekler. Evet, Sokrat da böyle yaptılar. O dedi ki, yani az önce senin kurduğun cümle gibi bir şey söyledi. Ama içimdeki o şeye bir türlü söz geçiremiyorum. Vicdan da o yani. Evet. Vicdanıma söz geçiremiyorum diyordu. Bizler öyle insanlarız. Evet, ne hocam. Olursa olsun biz içimizdeki vicdana söz geçiremiyoruz. Bunu bir türlü yutamıyoruz işte. Yani bizi yutturamıyorlar bunu. Evet. Dolayısıyla biz de her zaman gerçeği haykırıyoruz, söylüyoruz. Çünkü bu bizim en başta ahlaki sorumluluğumuz ve Allah'a karşı olan bir sorumluluğumuz. Bizim makam, mevki veyahut da dünyevi herhangi bir çıkarımız falan yok. Olmadığı için biz herhangi bir grup, herhangi bir ne diyeyim, dernek, parti vesaire çatısı altında da değil. Biz tamamen kendimiz için, insanlık için ve Allah için evimizden geldiği kadar tabii ki. Evet hocam. Bir şeyler söylemeye, bir şeyler ifade etmeye ve mücadele etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla evet. Biz onların konforunu, rahatını bozmak zorundayız. Ve bunu da bozuyoruz çok şükür yani. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Süremiz az kaldı. Bu eyvallah. Güzel, kıymetli paylaşımlarınızdan dolayı. Ben sizleri yakından takip ediyorum. Yazılarınızı da okuyorum. Milat Gazetesi de bizim ülkemizin değerli bir gazetesi. İzleyenlerimize de tavsiye ediyorum sizleri özellikle okumasını. Hakikaten sizlerin müstakim üzere bir yaşamınız var. Ben bunu takdir ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda da aynı şekilde müstakim bir hayat temenni ediyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum hocam yayınımıza katıldığınızdan dolayı. Ben de çok teşekkür ederim. Hem nazik davetleriniz için ve bu güzel muhabbet için. Çok sağ olun. Çok İnşallah sağ olun hocam. Faydası olmuştur. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Başka zaman ve zeminlerde görüşmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar hocam. Tabii. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Evet, şimdi Ufuk Coşkun Bey'e hakikaten bu güzel paylaşımları dolayısıyla teşekkür ederek bu haftanın sorusunu sormak istiyorum. Evet, Maderi Mevlana ne demek? Neyin karşılığı ya da kime söylenir, ne için söylenir? Evet, Maderi Mevlana, ben biliyorum ki Karaman'da birçok insan demeyeyim ama bu kavramın ne ifade ettiğini bilmeyen birçok kardeşimle karşılaştım. Çünkü ben sordum Maderi Mevlana nedir diye. Ve onlar hakikaten ben cevabı söylediğimde biz bunu daha önce nasıl düşünemedik ya da biliyorduk, okuduk, duyuyoruz.
Ama hakikaten bu demek böyle miymiş şeklinde bana cevaplar verdiğini biliyorum. Onun için evet, Maderi Mevlana nedir diyoruz. Ve bu soruya vereceğiniz cevaplar karşılığında evet, bir tane Danış Kitabevi'nden, iki tane de Coşar Bebe Murat Bey'den olmak üzere hediye takdim edeceğiz. Evet, şimdi ben müsaadenizle yayınımıza katılan arkadaşlarımızdan, evet, Adem Mucuk Bey diyor ki, hayırlı yayınlar hocam, Ankara'dayım, tam takip edemiyorum, kusura bakmayın. Konformizm, Kur'an'ın ifadesiyle mutrafinleşmektir. Yani belli bir istikamette gider iken, belli bir rahat ve güzellik karşısında kendi hayatımızda bazı olumsuz değişikliklere mahal vermemiz. Evet, Vildan Özel, Özlem Akgün Özen, İbrahim Zenginbay beyefendi, hayırlı olsun inşallah, başarınızın devamını diliyorum şeklinde bir ifadede bulunmuş. Evet, biz cevaplarınızı bekliyoruz. Birazdan rejideki arkadaşlarımız bu gelen cevapları değerlendirerek doğru cevap neticesinde üç kardeşimize hediye takdim edecekler. Evet, ben şimdi kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Şöyle ki, şimdi evet, Orhan hocamızla bağlantıya geçemedik. Eğer ki Orhan hocamız aradığımızı görür de döner ise kendisiyle bir bu konuyu hasbihal edeceğiz. Ben şunu size söylemek istiyorum, daha doğrusu göstermek istiyorum. Evet, Cumhurbaşkanımızın bir resmi var. Çoğumuzun da aşina olduğu, farklı zamanlarda gördüğü bu resim üzerinden birkaç şeyi paylaşmak istiyorum. Çünkü bu önemli bir resim. Bu isim önemli bir isim. Lütfen kimse kesinlikle bunu siyasi bir algı, siyasi bir yöne doğru bir şeyler anlatmaya çalıştığımı falan düşünmesin. Ki Cumhurbaşkanımız şu an biliyorsunuz ki siyaset üstü bir insan haline geldi neredeyse. Çünkü Suriye'deki insanların da derdiyle dertleniyor. Filistin'deki insanların derdiyle de dertleniyor. Bakıyorsunuz bazen Almanya'da, bazen Amerika'da, bazen bakıyorsunuz Çin'de. Yani yeryüzündeki nerede mazlum bir insan var ise bunun derdine çare olabilmek için koşturan bir insan. Evet, bakın bu resimde elini yukarı kaldırıyor ve bir kavram üzerinden şunu söylüyor. Diyor ki, dünya beşten büyük tür. Yani şunu diyor, Fransa, İngiltere, Çin, Rusya ve Amerika. Birleşmiş Milletler'de ciddi manada söz sahibi olan bu beş ülkeye şunu diyor, dünya sizden büyüktür. Yani siz dünyadan büyük değilsiniz. Dikkat ederseniz, ülkemizin siyasi iradesinin başındaki bu liderin dışında yeryüzünde belki de varsa ben bilmiyorum ama Amerika'nın ya da birçok ecnebi devletin veya birçok gücün bu dünya üzerindeki hegemonyası karşısında arkadaş, yaptığınız doğru değil. Siz yanlış yapıyorsunuz ve zalimlik yapıyorsunuz. Sizin yaptığınızı ben tasvip etmiyorum. Falan ülkemin temsilcisi olarak ben buna karşıyım ve ben bu düşünceye baş kaldırıyorum diyen başka bir lider ben görmedim. Varsa da beni zaman içerisinde mesajla aydınlatmanızı isterim. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın, Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz ki aslında şu an devletin en üst kademesinde birçok şeye, nimete, efendim işte lükse veya aklınıza gelebilecek, yani yaptığım yaptık, dediğim dedik, ben şunu şöyle istiyorum diyebilecek bir konumda. Ama dikkat ederseniz ben sadece son bir aylık şeyini söylemek istiyorum. Sizler de takip ettiniz ki atıyorum Muş'taki, Malazgirt'teki o kutlama programından itibaren işte Ankara'daki işte askeri bir okulun mezuniyet törenine, Muğla'daki bir araba yarışları rally törenine, sonra İstanbul'daki herhangi bir programa, işte açılışa, İşte Milli Eğitim'in okul açılışlarıyla birlikte yapmış olduğu bir program, işte diğer program vesaire. Yani her günü dolu dolu geçen bir insan. Bu Türkiye içerisinde.
Bunun haricinde biliyorsunuz ki yakın zamanda Azerbaycan ziyareti oldu, Çin ziyareti oldu, Kırgızistan ziyareti oldu, Amerika ziyareti, Rusya ziyareti, İran ziyareti ve bugünlerde işte Avrupa, Almanya vesaire, önümüzdeki haftalarda başka ülkeler. Bakın, burada dikkatinizi çeken ve benim de dikkatimi çeken ve dikkatimizi çekmesi gereken bir şey var. Şimdi bu insan güya devletin en üst kademesinde şunu diyebilir: ben birçok konforu, lüksü, şaşayı, debdebeyi hak ediyorum. Çok uğraştım, çok uykusuz kaldım. Sizler evinizde rahat bir şekilde televizyonunuzu izlerken, sizler çok rahat bir şekilde saat 10 olduğunda yatağınıza konarken, sizler rahat bir şekilde işinize, rahat bir şekilde pikniğinize, işte sosyal medyadaki o paylaşımlarınıza devam ederken, ben uykuyu uçakta uyuyorum. En fazla 2 saat uyuyorum, belki de uyumuyorum. Nerede yemek yediğim, ne zaman yemek yediğim belli değil. Düzenli beslenemiyorum. İşte vesaire vesaire. Bunları demiyor. Ben örnek veriyorum. Bunları diyerekten şöyle bir şey yapabilirdi. Hani o konformizm denen hastalıktan kendisine bulaşmış olsaydı, arkadaş, bugüne kadar ülkede şu tarz bir anlayış var idi. Ben de bu anlayışı benimsiyor ve bir elim balda, diğer elim yağda, bunu biraz olsun yaşamak istiyorum diyebilirdi. Ama sizler de biliyorsunuz ki son bir aylık süreç içerisinde bizler bazen bir haftalığına ya da bir günlüğüne bir ile gidip geldiğimizde bir hafta kendimize gelemiyoruz ve ondan sonra diyoruz ki işte ben şunu hak ettim, ben dinlenmeyi hak ettim, ben falanı hak ettim, ben bir kıyafeti hak ettim, ben bir ödülü hak ettim gibi kendi kendimizi onlara etmeye çalışıyoruz. İşte bu konformizmin ta kendisidir. Ama işte belki de konformizmin tam ortasına düştüğü halde gerçekten büyük bir inanca, büyük bir iradeye ve büyük bir karaktere sahip olan Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman bu konformizm hastalığından ben nemalanmaya çalıştığını düşünmüyorum. Bu örneği neden verdim? Bu örneği bizlere, kendimize, yakın çevremize ve bulunduğumuz makam ya da mevki nerede olursak olalım, bu örneği paylaşmanızı istirham ediyorum. Çünkü gerçekten çok ciddi manada birçok şeyi çok rahat bir şekilde, şatafat içerisinde, hani vardır ya, Arap ülkelerinden bazı resim karelerini görürüz çoğu zaman. Belli bir sofrada, belli bir mekanda, belli bir işte otelde, belli bir deniz kenarında vesaire. İşte o şatafatlı yaşamı elinin tersiyle itip gece gündüz mazlumlar için koşturabilmektir. Konformizm hastalığından uzak durabilmenin adı. Evet, şimdi ben tekrar telefonumu kontrol etmek istiyorum. Evet, Sinan Gök kardeşimiz, Mevlana'nın annesi meftun bulunduğu caminin ismi de Maderi Mevlana veya Aktekke Camii şeklinde bir beyanda bulunmuş. Evet, diğer kardeşlerimizin de cevapları gelmeye başlarsa birazdan biz bu sorunun doğru cevabını sizlerle paylaşacak ve ödülleri de sizlere takdim edeceğiz. Evet, ben Orhan Çeker hocamı tekrar rahatsız etmek istemiyorum. Programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru yaklaştık. Eğer ki doğru cevap veren kardeşlerimiz arasında bir belirleme yaptılar ise arkadaşlarımız, bana mesaj atarlarsa, evet, Orhan Çeker hocamız bizi arıyor. Ben hemen kendisine tekrar bağlanmak istiyorum. Çünkü çok değerli bir hocamız ve inanın bu konuda söyleyeceği çok güzel, çok kaliteli cümleler olacağı kanaatindeyim. Hocam hayırlı akşamlar. Camideydim de he. Hocam Allah kabul etsin, hakkınızı helal edin. Sizi öyle bir zamandan rahatsız etmek istemezdik. Karaman'dan arıyorsunuz değil mi? Evet hocam, Karaman'dan. Tamam. Camideydim ondan. Evet hocam, Allah kabul etsin. Kıymetli hocam, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkürler, razı olsun. Sağ olun. Program için aradınız herhalde. Evet hocam, program için aradık. Şu an canlı yayındayız Facebook üzerinden. Evet hocam, evet, şu an canlı, belki de Konya'daki kardeşlerimiz, evet belki de izleyenler var, ben biliyorum. Ben de Konyalıyım, oradaki çevrem izliyor.
Müsaadenizle ben bir soru çevirici etmek istiyorum. Şöyle tamam, ki, dinliyorum, buyurun. kıymetli hocam, sizler de biliyorsunuz ki Hazreti Adem'in varlığından beri insan fıtraten böyle isyana, başkaldırıya meyilli bir canlıdır. Tamam. Ki zaten Kabil de Habil'i hak etmediği bir şekilde öldürerek kendi evet. böyle düşündüğü dünya görüşü ya da yaşam tarzını Tamam. işte kardeşi benimsemediği için ya da adil olmadığını kendince düşünerek böyle bir şeye yeltendi. Şimdi bu güzel bir şey değil. Ama eğer ki bir insan adalet hususunda, hakkaniyet hususunda başkaldırırsa, isyan ederse ama bu tam tersi güzel bir şey. İşte burada biz bir yanlışlık yapıyoruz ve günümüzde aslında rahatladığımız dediğimiz Anadolu için söylüyorum. Böyle bir zamanda daha güzel şeyler yapabilmek yerine belli bir lüksü görünce bazı şeyleri artık kabullenmeye, kanıksamaya, daha önce ahlaki bulmadığımız şeyleri yaşar hale Tamam. geldik. Hocam bu Tamam. neden oluyor ve ne yapılabilir? Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi bunun sebebi tek şey değil. Yani illa şu anda bir şey söylediğim zaman hepsi budur, başka bir şey değildir anlamında dinlenmesin. Evet hocam. Pek çok şey bu son belki 1,5-2 asırdır ve bütün bunların hepsinde aşağı yukarı batıya dayanıyor. 1,5-2 asırdır insan ilahi hükme karşı, dine karşı nasıl isyan ettirilir, hangi yönlere yönlendirilirse dini tanınmaz ve kabullenmez olur. Çok büyük oranda böyle çalışmalar görüyorum ben. Evet hocam. Bunlardan bir tanesi özgürlüktür. Özgürlük diye bir kelimeyi insanın zihnine yerleştirdiler. Adeta put haline getirdiler. Ve insan özgürüm diye hiçbir şeyi kabullenmek istemiyor. Ya namaz kıl desen ben özgürüm diyor, sen bana karışamazsın diyor. Bir defa bütün putçuluk buradan başlıyor artık. Dinimizde emri maruf nehyi münker vardır. Evet. Yani iyi olan şeyi tavsiye etmek, yasak olana müdahale ederek yaptırmamak vardır. Evet. Yani bir bakıma insanı hayra teşvikte biraz da zorlamak vardır. Veya gayrimeşru olan şeyleri yaptırmamaya yine uygulama vardır. İnsanımıza o kadar özgürlük diye bir fikir yerleştirilmiş ki en ufak bir şey söylemeye tahammülü yok insanın. Evet hocam. Mesela camide bile şöyle safı doldurun dediğimiz zaman, şu boşluk kalmasın dediğimiz zaman hemen adam diyor ki namazınlarda mı karışacaksın diyor. Tabii ki karışacağım canım. Dinim bana karış diyorsa ben de sana karışırım, sen de bana karış. Bu özgürlük meselesi insan için bir put haline getirilmiştir. Ve özgürlük din ile çelişiyorsa özgürlük tercih ediliyor. Dolayısıyla din bilmem kaçıncı planda kalıyor. Evet hocam. Böyle bir şey yaşıyoruz. Özgürlük tabii beraberinde konforu getiriyor. Rahatı getiriyor. Keyfiliği getiriyor. Sonuna kadar özgürlük diye bir fikir koydun mu bir insana, bu sefer zulüm başlıyor. Çünkü özgürlükler sınırlı değil. Belli bir sınırda durması gerekiyor ki durmuyorsa başkasının hakkına tecavüz başlıyor demektir. Ondan sonra zulüm başlıyor. Burada hakkı kabul etmeme eğilimi başlıyor. Hakkı kabul etmediğin zaman da bu sefer kibir başlar. Kibir örneği de Kur'an-ı Kerim'de Firavun'la şeytan olarak gösteriliyor. Kibirlenmek bu sefer insanı kendisini ilah gibi görmeye sevk ediyor. Yani bunlar birbirine zincirleme, birbirini tetikleyen şeylerdir. Her şey için insan şunu düşünmeli. Benim bağlı kalmam gereken bir kaide vardır. O kaideyi de Allah ve Resulü çizer. Öyleyse Allah ve Resulü'nün çizdiği sınırı benim geçmem mümkün olmamalıdır. Benim hürriyetim, özgürlüğüm o sınırda son bulmalıdır diye insanın kafasına bu yerleştirilmelidir. Evet hocam. Yoksa konforda da, harcamada da, efendim hırsta da, mal kazanmada da, başkasının hakkına tecavüz etmede de, insanlıktan çıkıp hayvanlaşmada da sınır ve kırmızı çizgi kalmaz. Evet hocam. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sizinle Sağ daha olun. uzun Allah'a süreli emanet olun. konuşmak Sağ isterdim ama yayınımızın sonuna geldik. olun. Kitap ve sünnete kendimizi bağlı hissetmedik mi?
Evet Biz hocam. her türlü şekle gideriz. İnsanlıktan çıkarız yani. Evet, çok doğru söylüyorsunuz Evet. hocam. Çok Peki. teşekkür ediyorum paylaşımlarınızdan Selametle, dolayı. güle güle. Tekrar başka yayınlarda görüşmek ümidiyle hayırlı geceler Sağ hocam. olasınız. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Evet, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan İslam Hukuku Profesörü Orhan Çeker hocamızla hasbihal ettik. Ve programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Evet, eğer ki bu sormuş olduğumuz Madeni Mevlana ile alakalı cevap veren kardeşlerimiz, evet, eğer rejiden bana bir mesaj gelirse şu kişiler şeklinde ben... Evet, Sinan Gök, Mevlana, özür diliyorum. Mevlana'nın annesi meftun bulunduğu caminin ismine Maderi Mevlana veya Aktekke Camii. Evet, bu verilen cevap doğru bir cevap. Yine TV70'ten masadan arkadaşlarımız Maderi Mevlana demiş. Evet, üç tane hediye çekimiz var. Evet, bu hediye çekinin birinde evet, Tarık Gümüş, Maderi Mevlana'nın Mevlana'nın annesi olduğunu ifade etmiş. Evet, bu üç kardeşimize bunu, evet biliyorsunuz mader kelimesi Farsça bir kelime. Mother da İngilizceden çoğumuzun aşina olduğu bir kelime. Mother anne demek. Farsça'da da yine anne, ebeveyn anlamına gelir. Maderi Mevlana da Mevlana'nın annesi. Biliyorsunuz ki Aktekke Camii'nde meftundur Mümine Hatun annemiz. Ve buradan da kendisine ruhuna El Fatiha diyor. Ve programımızı burada neticelendirmek istiyorum. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konuklarla tekrar görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı akşamlar.